Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün de sizlere bu muhteşem orijinal Japon Technics SCCH700 modeli mini müzik seti. Bunun 4 kattan oluşuyor arkadaşlar. Bu cihazın 2 tane muhteşem kendine ait hoparlörü ve orijinal kendi kumandası ile. Bu cihazı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle cihazımızın hangi özelliklerden oluştuğunu söylemek isterim. En üst katta CD player, onun altında ses işlemcisi ve aynı zamanda equalizer. Onun altında amfi, onun en altta da kaset deck ve kendi orijinal kumandası. Hoparlörler, kendi orijinal hoparlörleri, ön perdeleri gördüğünüz gibi en ufak bir kusuru yok. Cihazımızın ön perdelerini de bir açalım şöyle. Evet, içinde de kendi orijinal hoparlörleri. Diğerini de açalım. Hoparlörleriyle birlikte muhteşem bir cihaz. Aynı zamanda hiç yıpranmamış. Bakın ön perdelerinin ayaklarının, yani bağlantı yerleri var ya, onları, şu diğer şeyi de göstereyim. Bakın. Bunlar önemli teferruatlardır arkadaşlar. Şimdi hoparlörlerinin ne kadar güzel ses verdiğini de göstermek üzere bir tane CD koyalım. Bunun CD'si ve kaset çaları arkadaşlar enteresan değişik bir yapıya sahip. Açtığımızda şu şekilde açılıyor. Bakın. Kaset bölümü böyle. Diğerine basarsam da diğer kaseti açıyor. Orada kaset yok şu anda. Şimdi buraya bir adet CD koyalım. Ve sesimizi dinleyelim. İster kumandadan arkadaşlar, İstersek de cihaz üzerinden komuta edebiliriz. Kumandadan CD yazan bölümde şu anda nerede bu CD yazan bölüm? Şurada bakın. Buradan play'e bastığımızda çalmaya başlar. Volume. Ayarlarını yine aynı şekilde ister kumandadan, bakın yapalım. Flat. Eko veriyor kendi kendine. Çok değişik ses prosesörü koymuşlar arkadaşlar. İstediğimiz yere getirip oturuşu, dokunuşu, kendi savuruşu yüzyıllar boyu aynı. Sürmedi ilerlebet, her şeye muhalefet olmana bir sebep var. Bunu külahıma, bir de günahıma girip anlatacak o yürek. Belki de vardır ama denemem lazım. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyor? İkinci şarkıya geçelim. Binlerce dans sözü var. Binlerce dans sözü var.
arkadaşlar. CD'de 17 şarkı olduğunu gösteriyor. Kumandada bir tane zoom tuşu var. Buna bastığımızda yazıları büyütebiliyor. Bakın küçük yazılar, büyük yazılar şeklinde. Daha sonra bir de radyoya bakalım. Radyo için buradan arkadaşlar bir herhangi bir tuşa basıyorum. Radyosu falan çok net. Arattırmak için arkadaşlar şu tuşa basıyoruz. Bırakıyoruz. O kendisi. Arkadaşlarımızla kurduğumuz daha iyi bir gelecek platformunun stereosu çok güzel. Basıp bıraktığımızda bulur. Bunları hafızaya aldım ben mesela. Şuradan. Hafızası da hiç silinmiyor yani. Hiç. Mesela şuradan bir numaradan hafızaya alalım. Ekolojik adımlarınızı kolayca takip edin. Memory'e basıyorum. Çok kolay. Memory'e bastıktan sonra tekrar bastığımda hafızaya alıyor. Buradan başlayalım ya aratmaya. Bir arasın bakalım. Kolayın avantajlarla dolu dünyasına giriş yap. Radyosu çok güzel. Ekolojizm'e geldiğimizde her türlü ayar mevcut arkadaşlar. Daha çok çekiliş hakkı kazan. Detaylar yani ekolay.com. Ekolojileri buradan da kontrol edebiliyoruz. Joystick. Buradan basları, tizleri kişisel olarak ayarlayıp hafızaya alabiliyoruz. Fabrikasyon ekolojiler mevcut. User mod kişisel hafızaya alıyoruz. Burada memo yazana bastığımızda hafızaya alıyor. Türk Hava Yolları yolcu bu, programı arkadaşlar bunlar şey fabrikasyon ekolojilerler. Çerlilik süresi dolmadan öde. Millerinizi miles.com'da ya da şurada diğer user 1, user 2 bunlar da kişisel ekolojilerler. Ondan sonra şurada display'imiz var. Display'e bastığımızda buradaki bu metrelerin spektrum analizörlerin değiştiğini görüyoruz. Bakın yukarıdan aşağıya basılı tutarsam şu şekilde hem ayarımı görüp hem de yani yaptığım ekolojik ayarını ve spektrumları birlikte görüyorum. Şekilde de olabiliyor. Bir tane de şimdi kaset şey yapalım arkadaşlar. Kasete geçelim. Kip mağazaları ve kip.com.tr'ye gel. Yeni yıl hediyenle sevdiklerine kip olduğunu gör. Bastığım anda direkt kasete geçme özelliği, direkt CD'ye geçme, direkt radyoya geçme özelliği var. Şarkı bulmak için mesela bu şarkının başını almak istiyorum. Geri tuşuna basıyorum. Kendisi şarkıyı buluyor. Balans için left right balansı kumandadan da yapabiliyorum arkadaşlar. Şurada balans var. Balans. Şurada bakın. Mesela sesi sola çekeceğim. Şuradaki LR'ye dikkat edin. Şu anda ses ortada. Aşağı R yani sağ. Şu anda ses sadece sağdan geliyor mesela. Aşkımız bir yalan mı? Şimdi ortaladım stereo. Dedik, kontür sayaç buradan reset tuşuna bastığında dedik, aşkımız bir yalan sıfırlanıyor. Dedik, her iki taraf için de ayrı ayrı. Sevgimiz suç sayıldı. Acılarla ödedik, sakladık. Dolby gürültü giderici her iki taraf için de geçerli. Hızlı kayıt, normal kayıt mevcut. Çok muhteşem bir kaset deki var. Çevirmek için direkt basabiliriz arkadaşlar bakın.
Şimdi şu hu metrelere dikkat edin kapatınca mesela. Evet, yağmur gibi dökülür. Bu farklı bir sistem. Ne aşklar tatmadı ki, sevdaya salmadı ki. Ne aşklar tatmadı ki, sevdaya salmadı ki. Kimlerin yakmadı ki, senin güzel gözlerin. Kimlerin acılarla ödedik. Deck sistem çok hızlı çalışıyor. Aynı kaseti diğer tarafa da koyalım. Aşkımız bir yalanmış, ayrılıkla ödedik. Sevgimiz suç salmadı ki. Kimleri yakmadı. Bir sonraki şarkıya geçeyim dedim ama bu kasetin sonu mu, bakayım bir dakika. Evet. O yüzden bittiği zaman diğer tarafa geçecek zaten. Buradayken şarkının başını yakalamışız, evet. Bir sonraki şarkıya geçelim. Mesela şarkı bulmaları ne kadar güzel ve hızlı. Onu göstereceğim. Kasetin ne tarafa sardığını görebiliyoruz. Veya içinde kaset yoksa, bakın burada herhangi bir şey yok. Buraya bir kaset koyayım. Sararken bile kapağı açabilirim. Örneğin buraya da Sezen Aksu'yu koyacağım. Koyduğum anda bakın bu kaset makarası şekli çıktı. Yani içinde kaset var demek. Eğer kaset yoksa, bakın kaset yoksa çıkmıyor. Hiçbir şey yok. Kaseti koyduğum anda çıkıyor. Buna bastığım anda da onu durduruyor, buna geçiyor. Arkadaşlar cihaz muhteşem temizlikte ve tam orijinal, tam takım. İşte dediğim gibi kumandasıyla, kolonlarıyla, efendim her katıyla, radyo, CD çalar, kaset çalar, amfisinin her şeyinin özellikleri tam olarak çalışan, tüm tuşları, her şeyiyle aktif. Dediğim gibi aynı sıfır gibi. Ya çizik değil, toz bile yok. Cihaz çok temiz. Her katı orijinal Japon. Her şeyiyle, yani o dönemin 91 yılı galiba, üretilen en güzel cihazlardan birisi. Technics'in bu modeli Türkiye'ye Almanya'dan geliyordu. Yurt dışında çalışanlar getiriyordu veya Doğu Bank'ta filan İstanbul'da satılırdı. O zamanlar arkadaşlar bu cihazlar dönemde 1200 veya 1100-1200 mark fiyat vardı. O zaman mark vardı. Yani şimdi 1000 euro olduğunu düşünecek olursak cihazın, ne kadar kıymetli bir cihaz olduğunu düşünün yani. Ya özene özene yapıyorlardı o zamanlar. Evet, cihazımız bu şekilde. Muhteşem bir cihaz. Ekstra arkadaşlar, bas için hoparlöründe Technics ACT B-Bass Digital Response diye bir yazı var. Yani baslar gerçekten muhteşem. Twitter'lar da zaten, kendi orijinal Twitter'lar muhteşem. Böyle bir cihaz. Değişik bir cihaz ya. O zamanki teknolojide görsellere çok önem veriyorlardı. Ve malzeme kalitesine çok önem veriyorlardı arkadaşlar. Malzeme kaliteleri gerçekten çok güzel. Böyle bir cihaz arkadaşlar. Cihazın ilanını sahibinden.com'da bulabilirsiniz. Yine muhteşem bir Cengiz Baba şarkısıyla sonlandıralım arkadaşlar.
Bir sonraki şarkıya geçiyoruz. Bu şarkıyla videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, bol müzikli kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar. Yaşamak sensiz haram. Alın yazı.